ayetlerde, kim ayetlerde biz ifadesini kullanması. Bu çokça geliyor bu sorular. Sosyal medyadan da e, sorulan sorulardan bir tanesi. E, bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Neden Kur'an-ı Kerim'de bu biz ifadesi kullanılıyor ve neyi ifade ediyor bu? Şimdi e, isteyenler internete de girip bulabilirler. Veyahut da kitapları varsa tabii kitaptan bakmaları daha da detaylı olabilir. Mesela İngilizce'de e, Kraliyet ailesi kendisini ifade etmek için we diye der. Yani biz ifadesini kullanır. Yani tekil olarak oradaki birçok kimse işte kral, kraliçe falan tekil bile olsalar kendileriyle ilgili ifadede biz ifadesini kullanırlar. Mesela literatürde de bu royal we diye geçer. Yani kraliyet ailesinin e, bizi şeklinde e, nitelendirilir. Yani dünya dillerinin içinde bu olan bir özellik. Bunun bir benzerini biz Türkçe'de karşımızdaki tekil kişi olmasına rağmen senken siz olarak kullandığımızda da gösteriyoruz. Karşımızdakine bir saygı ifade etmek için, onu ona hürmet ettiğimizi beyan etmek için birçok zaman siz ifadesini kullanıyoruz. O dilin kendi mantığı içerisinde oluşmuş bir şey. Her dilde de yok. Ama bazı dillerde var işte Türkçe'de biz mesela bunun e, bir örneğini yaşıyoruz. Bunu da Arapçadaki bu ifadeyi de bu şekilde düşünmek lazım. Yani bu Allah'ın azametini ifade eden bir ifade olarak düşünmek lazım. Bazıları tabi bu melekler de Allah'ın yaratmasında aracı olarak kullanmalarını atıfla demişler ama ben o yüzden pek katılamıyorum şu açıdan katılmıyorum. Çünkü bu, bu biz denen ifadelere baktığımızda birçoğunda Allah'ın yaratması Allah'a kulluk etmek gibi de ifadeler var. Yani Allah'ın yanında meleklere de kulluk etmek düşünemeyeceğine göre bana göre bu biz ifadesini Allah'ın azameti olarak düşünmek lazım. Bunun da bana göre en önemli delili de şu diğer taraftan. Kur'an'da Allah birinci tekil ve birinci da ifade edildiği gibi üçüncü tekille de ifade edilir. Ve binlerce defa Allah o ifadesiyle ifade edilir. Gerek takılarda olsun, gerek direkt o ifadesiyle kullanımında olsun. Şimdi binlerce defa o ifadesinin tekil olarak geçmesi fakat çoğul olarak onlar ifadesinin Allah için hiç kullanılmaması, birçok yerde de Allah'tan sen diye bahsedilirken çoğul siz ifadesinin geçmemesi, bu sadece tekil forma mahsus bu biz kullanımının olması. Çünkü melekler gibi diğer varlıklarda Allah'la beraber atıf için olsaydı, kullanılsaydı bu ifade üçüncü şahıs ifadelerinde de bu sefer onlar diye geçmesi beklenirdi. Böyle bir ifadenin olmaması bu sadece azamet ifade ettiğini ve Arapçadaki o bir dil özelliğinden kaynaklanıyor şeklinde anlamamız lazım. Nitekim o dönemde de bu ifade kullanıldığında Allah'ın birliği de Kur'an'ın en önemli mesajı hiç kimsenin gelip de buna bir itiraz etmediğini. Ya niye buna işte çoğul geçiyor? Şeklinde bir itirazın hiç gelmediğini, herkesin bu ifade tarzını normal karşıladığını, bununla ilgili bir soru gelmediğini anlıyoruz. Şu, şu, şekilde yani Türkçe'de biz mesela bir ifade deminki ifadeyi düşünelim birine karşıt kullanırken. Ona sen yerine siz dediğimizde ya sen bu işte tek başına adam niye ona siz dedin diye niye hiçbirimiz sormayız? Çünkü bu, bu, dilin içindeki bu kullanımı anlıyoruz. Aynı şeyin o dönemde olduğu şuradan anlaşılıyor. İşte hiç kimse bununla ilgili bir itiraz getirmemiş. Bununla ilgili bir sorgulama sürecine bile girmemiş. Hocam